Arkadaşlar merhabalar. Bugün doğrunun analitiğinde kesişen doğruları inceleyeceğiz. Bunu tabii ki sorular üstünde gideceğim. İlk önce şunu bilmemiz gerekiyor. İki doğru birbirini kesiyor ise bu kesişim noktası her ikisi için de ortak noktadır. Yani bir başka deyişle söylersek kesişen nokta her iki doğrunun da üzerinde olduğu için her iki doğrunun denklemi de ne yapmalı? Sağlamalı. Yani ortak noktamız. Şimdi ilk sorumuza bakalım. 2x-y+4=0 ve x+y-10=0 doğruların kesişim noktasını bulunuz diye bir soru sorduk. Şimdi az önce ne demiştik? Her iki doğrunun da ortak noktası olmalı. Kim? Kesişim noktası. O yüzden kesişim noktasını bulmak istiyorsanız bu doğru denklemlerini ortak çözümde bulabilirsiniz. Ben yok etme metodunu kullandım. Siz her iki denklemde y'leri veya x'leri çekip birbirini eşitleyerek de bulabilirsiniz. Yok etme metodunu kullandım. İlk denklemi yazdım, ikinci denklemi yazdım. Taraf tarafa toplamak istedim. Niye? Y'lerin katsayıları aynı, işaret de zıt. Taraf tarafa toplarsam 3x'in buradan -6'ya -0 dedik. X'i biz ne çıktı? 2. Ne demiştik arkadaşlar? Kesişim noktamız ortak noktaydı. Her iki denklemi de ne yapmalı? Sağlamalıdır demiştik. Demek ki kesişim noktamın x'i kaçmış? 2'ymiş. Peki y'si nasıl bulacağım? Ya x+y-10=0'da ya da 2x-y+4=0'da yerine yazabilirsiniz. Ben x+y-10=0'da yerine yazmak istedim. X gördüğüm yere 2 yazarsam 2+y-10=0, y'miz buradan ne çıkacaktır? 8. Demek ki kesişim noktamızın eksi 2, y'si 8'miş. Yani 2'ye 8 noktası. Bir başka soruya geçersek. x+y-6=0 ve 3x-y-2=0 doğrularının kesişim noktasından ve orijinden geçen doğrunun eklemini istiyoruz. Arkadaşlar, şimdi kesişim noktasından dediğine göre ilk önce kesişim noktasını bulalım. Yani ne yapalım? Ortak çözelim. Yine ben yok etme metodunu kullandım. İlk denklemi yazıyorum. x+y-6=0. İkinci denklemi yazıyorum. 3x-y-2=0. Yine taraf tarafa topladım. Y'lerimi yok ettim. 4x'im 8'e. X'in buradan kaç olur? 2. Yani kesişim noktamın absisi yani x'i 2. Ben ilk denklemde yerine yazmak istedim x'imi. X gördüğüm yere 2 yazarsam 2+y-6=0'dan y'miz ne çıkacaktır? 4. Yani kesişim noktamın x'i 2, y'si 4'müş. Yani kesişim noktam 2'ye 4. Peki burada ben doğru denklemini arıyordum. Orijinden geçen doğru denklemini biliyorsunuz ki sabit sayısı yoktu. y=mx olarak ifade edilirdi. Nesi belli değil? Eğimi. Peki orijinden geçen doğru denklemim aynı zamanda kesişim noktasından da geçtiğine göre kesişim noktası benim bu doğru denkleminde ne yaptığını söylüyor? Sağladığını söylüyor. O yüzden ben y gördüğüm yere 4'ü, x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Amacım eğimi bulabilmek. Y gördüğüm yere 4, x gördüğüm yere 2 yazarsam eğim buradan ne çıkar? 2. Peki ben doğru denklemini aramıştım. O yüzden ben tekrar m gördüğüm yeri 2 yazıp y=2x şeklinde doğru denklemim ortaya çıkmış olacaktır. Bir başka soruya geçersek bu sefer alanla ilgili ifadeler sormaya başladık. Evet, dikkat edelim. y=x, x=4 doğruları ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanını buluruz. Burada verilen ifadeler çok önemli arkadaşlar. Burada kaç ifade verildiğine dikkat edin. y=x birinci ifademiz. x=4 ikinci ifademiz ve ne diyoruz? X ekseni. Arkadaşlar x ekseni de bir doğrudur. x=4 de bir doğru. y=x de bir doğru. Kaç doğrudan bahsediyoruz? 3 doğrudan. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 3 doğru eğer paralel değilseler muhakkak ne yaparlar? Kesişirler. 3 doğru kesişiyorlarsa arada ne meydana getirir?
alan. Peki bu alan ne olarak ifade edilir? Üçgen olarak, değil mi arkadaşlar? Üç parçadan meydana geldiği için. Peki bunları çizmekle başlayalım isterseniz. Arkadaşlar koordinat sistemini çizdim. Y eşittir x, biliyorsunuz ki sabit sayısı olmadığı için orijinden geçen bir doğru. Eğimi de pozitif olduğu için direktman sağ tarafa doğru çiziyorum. Burada çizimden ziyade arkadaşlar, nereye denk geldiğinden ziyade görüntü bizim için daha önemli. X eşittir 4, biliyorsunuz ki x doğruları sadece x ekseni kesen ve y eksene paralel olan doğrulardır. Paralel olduğu için x doğruları x eksene ne olmalıdır? Dik olmalı. X eşittir 4 doğrusu. Peki x ekseni dedik. X ekseni de çiziyorum. Arkadaşlar arada kalan bölgeyi işaretledim. Gördüğünüz üzere. Peki bu üçgensel bölge oluştu. Bu bölgenin alanı istiyorum. Peki neden buraya Murat Hoca 4'e 4 yazdı? Arkadaşlar kesişim noktam şurası değil mi? Burada kimle kim kesişiyor? Y eşittir x doğrusuyla x eşittir 4 doğrusu. Peki x eşittir 4 doğrusunun x'i kaç? Yani kesişim noktamın x'i kaç? 4. Peki arkadaşlar kesişim noktam bu doğrunun denkleminde ne yapmalıydı? Sağlamalıydı. O yüzden x gördüğüm yere 4 yazarsam y'miz de kaç olacaktır? 4. Yani kesişim noktamın absesi 4, ordinatı da 4'tür. Peki alanı sormuştuk. Alan, dik üçgen alanı neydi arkadaşlar? İki dik kenarın çarpımı bölü 2. Yani bir başka deyişle taban çarpı yükseklik bölü 2. O yüzden 4 çarpı 4 bölü 2'den cevabımız ne olacaktır? 8 birim kare. Buna benzer yine bir soruya geçelim. Evet. Y eşittir eksi x. Y eşittir 2. Doğruları ve y ekseni arasında kalan. Yine 3 ifadeden bahsettiğine dikkat edin lütfen. Yine 3 ifade ne oluşturacaktır? Bir üçgen. Peki bundan önceki sorumuzda y eşittir x doğrusunu orijinden geçen bir doğru olduğunu söylemiştik ve sağ tarafa doğru çizmiştik. Burada y eşittir eksi x doğrumuz yine orijinden geçen ama eğimi negatif olduğu için ne tarafa doğru çizmem lazım? Sol tarafa. Peki y eşittir 2 doğrusu dedik. Y doğruları sadece y ekseni keser ve x eksene paralel olur. Evet, x eksene paralel olduğu için burası 90 derece olduğu için buraya da 90 yazdım. Peki kesişim noktam neresidir? Burası. Peki hocam neden burayı taraladık? Arkadaşlar bu doğrular ve hangi ekseni arasında kalan dedi? Y ekseni arasında kalan. O yüzden üçgensel bölgemiz burası olacaktır. Peki neden Murat Hoca buraya 2 2 yazdı? Bu kesişim noktamın y'si kaçmış arkadaşlar? 2. Peki y gördüğüm yere 2 yazarsam eksim kaç olacaktır? Eksi 2. Yani şurası eksi 2 noktası. Peki Murat Hoca neden buraya 2 yazdı? Eksi 2 yazmak yerine. Arkadaşlar alan ifadesi kullanmak istiyorsak bu noktasal bir ifade. Ben uzunluk olarak ifade etmem gerekiyor. O yüzden burası eksi 2 noktası ise burası kaç birim demektir? 2 birim. Peki ben sizden neyi istemiştim? Alanı. Yine dik üçgendir. Dik üçgen alanı 2 dik kenarın çarpımı bölü 2 diyeceğim. O yüzden cevabımız 2 birim kare olacaktır. Evet. Biraz daha karışık bir soruya geçelim. X artı y eksi 6 eşittir 0. Y eksi x eksi 2 eşittir 0. Doğruları ve y ekseni arasında kalan bölgenin alanını bulunuz dedik. Arkadaşlar yine kaç ifadeden bahsediyorum? 3 ifadeden. Yine ne belirteceğim? Üçgen. Peki arkadaşlar ne demiştik? İlk önce bunu şeklin üstünde bir gösterelim. Eğer kafamız karışıyorsa muhakkak bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden şekil bize bazı ipuçları verecektir. Şimdi ben bu doğruları çizmek istedim. Bunlardan bir tanesi x artı y eksi 6 eşittir 0. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir doğrunun grafiğini çizerken x'e 0 verip y'yi kestiği noktayı, y'ye 0 verip x'i kestiği noktayı bulabilirsiniz. O yüzden ben x'e 0 versem ilk denklemde y'si 6, y'ye 0 verirsem x'imiz 6. İlk denklemimiz yeşil grafikte gösterdim. X artı y eksi 6 eşittir 0. Diğer ifadede de aynı şeyi kullanalım. X'e 0 versem y'si 2. Y'ye 0 versem x'imiz eksi 2 oluyor. Bunu da çizdim.
Bir de ne demiştik? Y eksini arasında. Bakın bu ikisi ve Y eksini arasında kalan bölgemiz budur. Peki kesişim noktam bu sefer burası. Peki kesişim noktamı bulabilmem için bu doğru denklemleri ne yapmam lazımdı? Ortak çözmem lazımdı. Murat Hoca yine neyi denedi? Yok etme metodunu. Yok etme metodunda iki denklemi yine yazdık. X'leri yok ettik. Taraf tarafa topluyorum. 2'ye 8 eşit. Y'miz 4. Y 4 ne demek? Kesişim noktamın ordinatı 4. Peki herhangi bir denklemde yerini yazacaktık. Ben ilk denklemde yerini yazmak istedim. Y gördüğüm yere 4 yazarsam x artı 4 eksi 6 eşittir 0'dan. X'imiz ne çıkacak? 2. Yani kesişim noktamın absisi 2, ordinatı 4. Yani 2'ye 4 noktası olacak. Burada da gösterdim. 2'ye 4. X'imiz 2, y'si 4. Peki taralı görüntüde taban burası, yükseklik de burası arkadaşlar. Peki neden buraya 4 yazdım? Arkadaşlar Y noktası burada 6 birim, burada 2 birim. Aradaki mesafe kaç birim olacaktır? 4 birim. Peki bu taban ait yükseklik bu mudur? Evet. Peki şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir yükseklik çizerseniz bu yükseklik yatay eksendeyse her zaman x'ini, dikey eksendeyse her zaman y'sini alın. Şu anda yüksekliğim yatay eksende olduğu için x'imiz burada kaç birim olacaktır? 2 birim. Yani yüksekliğim 2, tabanım 4. O yüzden alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den kaç çıkacaktır? 4 birim kare. Evet. Yine bir başka sorumuz. Az önceki soruya benzer yine bir sorumuz arkadaşlar. X artı Y artı 2 eşittir 0. Y eksi X artı 4 eşittir 0. Doğruları ve X ekseni arasında kalan bölgenin alanı. Yine 3 ifadeden bahsettiğim için yine üçgensel bölge oluşturacağım. Az önceki ifadede ne demiştik? Kesişim noktası bazı karışık problemli ifadelerde ilk önce bulmanız gereken yer. O yüzden ben direktman kesişim noktasını bulmakla başladım arkadaşlar. İki denklemimi yazıyorum. X artı Y artı 2 eşittir 0. Diğer denklemi yazıyorum. Y eksi X artı 4 eşittir 0. Taraf tarafa topladım. X'lerimi yok ettim. 2Y'miz buradan eksi 6. Y'miz eksi 3. Yani kesişim noktamın ordinatı eksi 3 oldu. Peki herhangi bir denklemde yerini yazacaktım. Ben ilk denklemde yerini yazmak istedim. Y gördüğüm yere eksi 3 yazarsam buradan X'im ne çıkacaktır? 1. Yani kesişim noktamın absisi 1. Ordinatı eksi 3. Yani 1'e eksi 3. Şimdi bunları grafikte gösterelim arkadaşlar. Gençler, ilk denklemimiz neydi? X artı Y artı 2 eşittir 0. Peki arkadaşlar X artı Y artı 2 eşittir 0 denkleminde ben X gördüğüm yere 0 yazarsam Y'yi hangi noktada keseceğim? Eksi 2. Y gördüğüm yere 0 yazarsam X'i hangi noktada keseceğim? Eksi 2. Yani turuncu grafik X artı Y artı 2 eşittir 0 doğrusudur. Peki ikinci denklemimiz neydi arkadaşlar? Y eksi X artı 4 eşittir 0'dı. Ben burada X gördüğüm yere 0 yazarsam Y'yi eksi 4'te. Y gördüğüm yere 0 yazarsam X'i 4 noktasında keseceğim. Peki bu doğruların kesişim noktasını belirttim. 1'e eksi 3 dedim. Peki bu doğrular ve X ekseni arasında kalan bölge taralı olarak gösterilen bölgedir. Peki alan ifadesi yaparken biz arkadaşlar noktaları ne olarak kabul edecektik? Uzunluk olarak alacaktık. Burası eksi 2 noktası. O yüzden orijine kadar olan uzaklık 2 birim. Burası 4 noktası. Orijine olan uzaklık 4 birim. O yüzden üçgenimin tabanı 6 birim oldu. Peki bu tabana ait yükseklik lazım. Peki bu yükseklik arkadaşlar kesişim noktamın yatay ekseni mi dikey ekseni mi? Dikey ekseni olduğu için y'sini alacağım. Yalnız y'si kaçmış? Eksi 3. Biz alan ifadesini kullandığımız için noktaları uzunluk olarak kabul ettiğimiz için pozitif almamız lazım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Arkadaşlar üçgenimizin tabanı neydi? 6. Yüksekliğimiz neydi? 3. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanımız 9 birim kare olacaktır. Evet. Bir başka sorumuz gençler. Dikkat edelim lütfen. X eksi Y artı 2 eşittir 0. Y eşittir 2. X eşittir 3. Dikkat edin.
kaç tane doğru verdim? 3 tane. Ve bir de ne ekledim? X ekseni dedim. Yani kaç parçadan oluşturdum? 4 parçadan. O yüzden ne meydana getirmemiz lazım? Dörtgen. X ekseni arasında kalan bölgenin alanını bulunuz dedik. İlk önce bunları ne yapalım dedik? Çizelim. Örneğin ilk denklemimi çizersem x'e 0 vereceğim, y'yi kestiği noktayı bulacağım. Evet, x'e 0 verdik, y'yi kestiği noktamız 2. Evet, y'ye 0 versem x'i kestiği nokta eksi 2. Yani şu turuncu grafik x eksi y artı 2 eşittir 0 doğrusudur. İkinci doğrumuz kimdi arkadaşlar? Y eşittir 2 doğrusu. Y doğruları x eksenine paralel olan doğrular. Y eşittir. Sadece y ekseni keserler. Y eşittir 2 doğrusu. Unutmayın x ekseni ve y ekseni dik olduğu için, paralel oldukları için buraya da 90'ı bu yüzden yazıyorum. X eşittir 3 doğrusu sadece x ekseni kesen ve y eksenine paralel olan doğrulardır. X ekseni 3 noktasında kesiyor. Bunları da gösterdim. Peki bir de ne dedim arkadaşlar? X ekseni arasında kalan. Arkadaşlar bu üçünün sınırladığı bölge şu arası olarak taralanır. Ama bir de x ekseni dediğim için dörtgenimiz bu bölge olmalıdır. Peki görüntümüz neye benzedi paralel oldukları için? Taralı bölge dik yamuk oluşturdu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Burada ben size neleri bulmam lazım? 1. Alt tabanı 2, üst tabanı 3, yüksekliği. Alt tabanımız 5 birim dedim. Niye? Burası 3'e 0 noktası, orijin olan uzaklığı 3 birim. Burası eksi 2'ye 0 noktası, orijin olan uzaklığı 2 birim olduğu için tamamı 5 birimdir. Peki üst taban niye 3 dedim arkadaşlar? Burada x eşittir 3 doğrusu y eksenine kaç birim uzaklıktadır? 3 birim. O yüzden 3 birim dedim. Peki buraya neden 2 birim dedim? Y eşittir 2 doğrusunun orijin olan uzaklığı 2 birim olduğu için buraya da 2 birim dedim. Pardon. Dik yamuğumuzun alt tabanı 5, üst tabanı 3. Yüksekliğimiz de kaç oldu arkadaşlar? 2. Dik yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Cevabımız buradan ne çıkacaktır? 8 birim kare.